Önce erişkelerimizi haşlayacağız. Daha sonra cevizin iç malzemesini öbür tarafta kavuracağız. Aşama aşama göstereceğiz. Arkadaşlar sahane eriştelerimizi şimdi haşlıyoruz. Eriştemizi arada karıştırıyoruz çünkü porsiyonu çok fazla. 120 porsiyon yapacağız. Arkadaşlar Sakarya eriştemiz oldu. Görüldüğü gibi unun beyaz rengi çıktı. Şimdi bunu soğutmaya alacağız. Suyunu süzdüreceğiz. Daha sonra iç harcıyla karıştıracağız. Eriştemizi süzdürdük. Şimdi bunların tane tane olması için soğuk suyla şoklayacağız. Sıra geldi iç harcını hazırlamaya. Soğanımız oldu. Şimdi cevizlerimizi katıyoruz. Cevizlerimizin yağı çıkana kadar kavuracağız. Cevizlerimiz yağını bıraktı. Şimdi domates kurusu. Kapı biber, yeşil biberini katıyoruz. Sakarya eriştemizin iç harcı oldu. Cevizler yağını bıraktı. Domateslerimiz oldu. Şimdi kırmızı toz biberini, pul biberini katıyoruz. Tuzunu. Ocağın altını kapatıp eriştesiyle birleştireceğiz. İç harcımızı eriştesiyle buluşturuyoruz. Eriştemiz hazır. Şimdi sunum tabağına alacağız. Eriştemizin üzerine en son servise giderken rendelenmiş lor peyniri koyuyoruz. Afiyet olsun.